Tepsim ya da ne bileyim açma tahtam olmadığı için tezgah da kullanmak istemiyorum, içim ısınmadı. O yüzden kesme tahtasını tekrar yıkadım ve bu iş için hazırladım. Şimdi açıyorum şu an. Şimdi şöyle merdiven açacağım. Bir tane göstereyim ben size. Daha sonrasını stoklayacağım şöyle. Oval bir şekilde açıyoruz hamuru. Şöyle. Şimdi bir yandan da kenarlarını nasıl yapacağımı düşünüyorum. Evet. Evet, açtık. Şimdi iç harcını ekleyeceğiz. Daha sonra kenarlarını kıvıracağız. Şimdi iç harcı şu şekilde bakın. Homojen bir şekilde hepsi karıştı. Ben size tuz ve karabiber yağ göz kararı verdim ölçüsün. Çünkü bu damak tadımıza göre değişebilir. Biz çok tuzlu yiyemiyoruz. Ona göre ben bir tatlı kaşığı tuz bana yeterli. Ama size gelmeyebilir. Şimdi şu şekilde çok çabuk çabuk söylüyorum arkadaşlar. Çünkü videoda yer kalmadı. Bakın şöyle yapıyorsunuz. Daha sonra da buradan şu şekilde şu kısmı kıvıracaksınız. Bunun pişmiş halini ben ancak ve ancak fotoğrafla ekleyebilirim. Sanırım yetmedi. Evet, bu kadar. Evet arkadaşlar. Bir telaş yaptım ama çekemeyeceğimi zannettim. Mutfakta sorunlar da olur. Önemli olan hızlı düşünüp çözüme ulaşmak. Bu her şeyde öyledir de. Ben de flash belleğe aktardım çektiklerimi. İlla ki bunu görün diye olmuş halini. Bakın bu şekilde. Şimdi bunları fırına vereceğim. Buradan kıvırdım. Zaten kısacık bir çekmiştim ya, çekebilmiştim. Tükenmeden alan. Sonra şunun içinde hani bir tane yumurta beyazını içine koymuştuk ya, onun sarısı bu. Bu sarıda yağ var. Böyle bir çay kaşığı kadar da pekmez koydum. Bunu böyle fırına vermeden evvel kenarlarına şu şekilde süreceğim. Yani bunu görün. Sonra ben kamerayı kapatacağım yine. Bakın şu şekilde kenarlarına sürüyorsunuz. Daha sonra da 200 derecede ısıttığınız fırına pideleri veriyorsunuz. Ama lütfen, lütfen bakarak, kontrol ederek ilerleyin. Ben sürekli sürekli gidip bakıyorum. Bu her şey için geçerli. Kek için de arada bir gidiyordum. Bunlar için de öyle. Kontrol edin. Hani o ısıyı oradan görüyorsunuz zaten fırın kapağında. Ona göre ayarlayıp daha yanmamasını sağlayabilirsiniz. Ya da daha fazla kızarmamasını sağlayabilirsiniz. Peki. Piştiğinde tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar. Pişti pidelerimiz. İnanılmaz şahaneler. Şahane görünüyorlar. Görüntü de süper. Tadı da çok güzel. Şimdi şöyle. Tereyağımızı da üzerinde gezdiriyoruz. Kenarlarında. Fırına da atabilirsiniz. Çok güzel lezzet verir. Ben çocukken en çok bu tereyağı faslını severdim. Hatta tereyağı da değil, şey sürerlerdi. Pideciler. Normal bildiğimiz margarin yağı sürerlerdi ama ben yine de çok severdim. Böyle üzerinde eriye eriye getirirlerdi. Ki ben şeyi de çok severim, yani pide cinsi, lahmacun cinsi yiyecekleri sıcak sıcak yemesini seviyorum. Şimdi şöyle kesiyoruz. Evet. Bakar mısınız? Şahane. Şimdi sizin için bir tat kontrolü yapacağım. Çok sıcak. Enfes. Şahane bir tat. Yapıp yiyen herkese afiyet olsun. Peki, görüşmek üzere diyorum.